Pazartesi günü tabi İstanbul'umuz için aslında yoğun bir gün olacak. Çünkü dünyada birçok kentin nüfusundan çok daha fazla sayıda öğrencisi var İstanbul'umuzun. 3 milyona yakın öğrencimiz Pazartesi günü okula başlayacak. Ve tabii ki ilk günün bir yoğunluğu ve olumsuzluğunu şehrimiz çok defalar yaşamış. Bu noktada çok tedbirli olmak, biraz da açıkçası milletçe birbirimize anlayışlı olmak, toleranslı olmak, kurallara uymak gibi prensiplerle aslında Pazartesi günü hepimiz için dayanılmaz bir günden ziyade çocuklarımızın, gençlerimizin okula başlangıcının sevincini yaşadığımız bir güne dönüşebilir. Elbette bu konuda hep beraber bir ortak çalışmayla belediyemiz, valiliğimiz, emniyetimiz, jandarmamız İstanbul'un tamamında trafikle ilgili düzenlemeler, trafikle ilgili tedbirler alma konusunda işbirliği yaptık. Bu yönüyle özellikle şunu belirtmek istiyorum. İETT otobüslerimizden metrobüsümüze ve de raylı sistemden deniz yollarına kadar bütün ulaşım araçlarımızda sefer sayıları arttırılacak, en üst seviyede insanlarımıza hizmet edecek. Ve özellikle şunu belirtelim, biz almış olduğumuz meclis kararıyla okul açılış günü olan 9 Eylül'de saat 6 ile 14 arasında ulaşımı İstanbullu hemşehrilerimize ücretsiz hale getirdik. Dolayısıyla toplu ulaşımın kullanılmasını teşvik etmiş oluyoruz. Bu yönüyle aslında insanlarımız okullara gidişte çocuklarına ilk gün velileriyle beraber eşlik edecekleri ortamda ücretsiz ulaşımımızdan faydalanmaları bireysel otomobil kullanımı sayısını azaltacaktır. Bu da gerçekten trafik yükünü oldukça azaltmış ve insanların hayatını, yaşamını kolaylaştırmış olacak 9 Eylül Pazartesi günü. Aynı zamanda İETT okulların açılması nedeniyle Pazartesi günü itibariyle kış tarifesine geçecek. Dolayısıyla dediğim gibi otobüs ve metrobüs seferleri de oldukça üst seviyede arttırılmış olacak Pazartesi günü itibariyle. Ve de şöyle bir sayı vermek gerekirse, ki buna İETT'nin yanı sıra Metro İstanbul tarafından gerçekleştirilecek artışlarla beraber tam 4139 ek seferle aslında 763 bin yolcu kapasitesini mevcut sisteme eklemiş olacağız yine 9 Eylül Pazartesi günü. Değerli hemşehrilerime şunu da belirtmek isterim. Özellikle İstanbul'da umumi odamızın, şoförler odamızın katkısıyla beraber onlarla görüşerek aldığımız karar gereği o gün servis araçlarımız da öğrencilerimizi okula götüreceği gibi aynı zamanda isteyen velilerimize, çocuklarına eşlik etmek isteyen velilerimiz de servisler okullarına taşıyacaklar. Bu da gerçekten değerli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Yani özellikle servis araçlarının bu katkısıyla yine vatandaşlarımız, ailelerimiz bireysel araçlarını kullanmadan okullarına gidip, çocukların okullarına gidip yine servis araçlarıyla geriye dönüyor olacaklar. Değerli hemşehrilerimle şunu da paylaşmak istiyorum. Özellikle yine bu ilk günün yoğunluğunda henüz tanzim ve düzenleme ile ilgili netleşmediği için özellikle servis araçlarının yoğun bir parklanma sorunu ile yollardaki daralma yine hemşehrilerimizin, İstanbulluların hayatını zorlaştırmakta. Bu yönüyle biz İspark'la yaptığımız çalışmayla özellikle okulların yakın çevresindeki İspark'a ait otoparklarımızın servis araçlarına ücretsiz hizmet vereceğini de buradan duyurmak isterim.
Dolayısıyla tespit ettiğimiz 118 İspark otoparkımız servis araçlarına o gün ücretsiz hizmet vererek yine İstanbullu hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracaklar. Bu arada özellikle şunu söyleyeyim, her zaman tabii servis araçlarımız bu konuda çok dikkatli, ilgili odamız çok hassas, ortak çalışmalar yürüteceğiz ve bu süreci denetim altında tutacağız. Ve özellikle Büyükşehir Belediye'miz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzle yapacağımız ortak çalışmayla toplu taşıma aracı kullanım belgesi almak için başvuran sürücüleri de sıkı denetime tabi tutarak, özellikle alkol ve uyarıcı madde testi yaparak yine çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli ulaşım imkanı oluşması adına baştan tedbirli olacağımızı da buradan halkımıza, İstanbul'da hemşehrilerimize duyurmak bizim vazifemiz. Değerli dostlar, şunu da belirtelim. Özellikle AKOM'da bütün kurumlarımız akıcı trafik imkanlarını sağlamak adına Büyükşehir Belediye'mizin bütün kurumları teyakkuz halinde olacak. Özellikle ilk 3 gün boyunca sürekli hem trafiği aksatacak bir takım iş ve işlemler varsa bunlarla ilgili tedbirlerin alındığını belirtmek istiyorum ve sürekli takip halinde olacağımızı özellikle siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla biz tümüyle sabahın çok erken saatlerinden itibaren, saat 5'ten itibaren AKOM'da sürekli trafiği takip ediyor, analiz ediyor, gerekli tedbirleri alıyor ve gerekli bir takım sıkıntılı ortamlar varsa da hızlı müdahale için ekiplerimizin hazır olacağını belirtmek istiyorum. Tabii özellikle şunu belirtmek isterim ki trafikte en önemli konu tümüyle tedbirlerle olmayacağını, vatandaşlarımızın da hemşehrilerimizin de sürece çok duyarlı davranmasının önemli olduğunu belirtmek zorundayım. Zira kurallara uymak, özellikle yaya yoğunluğunun çocuklarımızın, gençlerimizin, velilerimizin ilk günün telaşıyla kaldırımları, yolları kullanırken yine sürücülerin çok dikkatli olmalarını sağlamak, kendi bireysel araçlarıyla gitmek zorunda olan vatandaşlarımızın yolu kapatacak, kesecek şekilde alelacele park etmemelerini buradan duyurmak istiyorum. Bunun gibi duyarlılığı en üst seviyede tuttuğumuz takdirde gerçekten neşeli, çocuklarımızın, gençlerimizin ilk günkü heyecanını yaşayan ve aynı zamanda güzel bir eğitim dönemine merhaba dediğimiz bir 9 Eylül gününü yaşamış oluruz. Dolayısıyla toplumsal duyarlılığın da bu anlamda altını çizmek isterim. Lütfen kurallara uyalım. Bu anlamda uyarıcı bir takım tedbirler, levhalar, özellikle okul yakın çevresinde ciddi çalışmalar yaparak daha görsel açıdan insanların ilgisini uyandıracak şekilde tasarımlarla aslında ne kadar titiz bir dönem geçirdiğimizi ve geçireceğimizi hemşehrilerimizin bilmesini isterim. Zira dediğim gibi gerçekten yoğun bir öğrenci sayısı var İstanbul'un. Az önce 3 milyona yakın dediğim öğrenci sayımızın dışında üniversite öğrencilerimizi de kattığımızda aslında toplamda neredeyse İstanbul 4 milyona yakın öğrenciyi yaşatıyor. Böyle yoğun öğrencisi olan bir kent dünyada sayılıdır ve resmi rakamlarla 3 milyon 850 bine yakın öğrencisi olan bu kentte her anımızda çocuklarımıza, okul öncesi eğitime giden mini mini çocuklarımıza, ortaokul, lise gençlerimize, üniversite gençlerimize, tabii ki bunlara hizmet eden tüm akademisyenlere, öğretmenlerimize, eğitime hizmet eden hizmetlilere, şoförlere, herkese bu anlamda büyük vazife düşüyor. Biz de bu vazifenin ana sorumlularından birisiyiz. El birliğiyle, iş birliğiyle umuyorum hem 9 Eylül günü hem de tüm eğitim dönemi boyunca çok keyifli bir eğitim kenti olduğumuzu tüm İstanbullulara hizmet ederek göstereceğimizi umuyorum ve şimdiden bütün bu
bahsettiğim eğitim camiasından ve öğrencilerimize ve de velilerine yeni dönemin hayırlı olmasını diliyor. İyi bir eğitim öğretim döneminin geçmesini özellikle istiyorum. Zira eğitim, çocuklarımız, gençlerimiz, geleceğimiz demek hep birlikte koşullarını iyileştirmek ve bu konuda çok güzel işler yapmak zorundayız. Hayırlı olsun yeni eğitim öğretim dönemimiz. Evet, bu tabii bizim özellikle eğitim öğretim dönemiyle ilgili sizi bilgilendirmek istediğimiz bölümüydü toplantımızın. Varsa sormak istediğiniz sorular, onları da cevaplamak isterim. Önce şunu söyleyeyim, bizim yeni kapıda araçları biriktirerek hem israfın nedenli aslında kamunun önemli bir sorunu haline geldiğini göstermek, hem de oradan ilgili kuruluşa, firmaya araçlarını teslim etmekle ilgili yürüttüğümüz bu çaba aslında devletin tüm yetkililerinin, belediyelerin, kurumların, kişilerin oturup düşünmesi gereken, yani tabiri caizse kafasını iki elinin arasına alıp ya biz memleketin her kuruşunu nasıl koruruz, insanlarımıza nasıl daha iyi hizmet veririz, hani bu gözle bakması gerekir. Yetkililerin de bu hassasiyetle konuşması gerekir. Yani hele hele devletin en yetkili ağızlarının polemik dolu cümlelerle gündemi karıştırmaya çalışması çok yanlış. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, kıymetli İstanbullular, hele hele bizim gibi seçilmiş insanlar, topluma hesap vermek zorunda olan bizler, toplumun her kuruşunu mutlaka itina ile harcamalı, en doğru yere memleketimizin kaynaklarını yönlendirmeli. Bir yanlış varsa da dur demeliyiz. Bakın, oraya koyulan araçların, yani fazlalık araçların ve özellikle bizim yaptığımız çağrılar ve bu yanlışın mutlaka gidereceğiz diye verdiğimiz mesajlardan sonra, yani 6 Mayıs 23 Haziran arası da iade edilmek zorunda kalan araçları bütüncül baktığınızda, ki bunların hepsi kayıtlı bizde, yaklaşık 1300 araçtan bahsediyoruz ve yıllık 50 milyon liraya yakın, yani yakın derken tam 50 milyon da diyebiliriz, 50 milyon liralık bir tasarruftan bahsediyoruz. Yani bunu 5 yılla çarptığınızda bir görev süresiyle 250 milyon lira. Böyle bir bütçeyi, böyle bir israfı ortadan kaldırma çabamızı manipüle etmeye çalışan ya da polemik üretmeye çalışan akla ben şaşıyorum. Ne yapmak istediğini anlamaya çalışıyorum. Aslında anlamaya da çalışmayı epeydir de bıraktım. Yani efendim kayyum meselesini ortaya getirmek vesaire. Pazar günü şunu denecekmiş ve denmeyecekmiş. Bunların tümü diyorum bakın bir polemik. Ben pazar günü kimin ne diyeceğini umursamıyorum. Ben pazar günü İstanbullulara 5,5 milyon metrekarelik bir ormanı, yeşil alanı nasıl açacağım için çalışma ve gezi yapacağım o saatte. Onun için hiç umursamıyorum. Benim işim İstanbulluya hizmet. İstanbulluya 5,5 milyonluk yeni bir yeşil alanı, bir ormanı nasıl açarım, insanlar oraya çocuklarıyla, aileleriyle cıvıl cıvıl bir şekilde nasıl gelirler? Benim işim o saatte onunla ilgilenmek. Gezimi de paylaşacağım. Bakalım insanlar o polemiği mi merak edecek, benim gezdiğim ormanı mı merak edecek? Ben merak ediyorum. Ben insanların gerçeklerle ilgilendiğini biliyorum, görüyorum, hissediyorum. O bakımdan hiçbir önem yok. Bu akıl tutulmasıdır. Aslında demeleri lazım ki nerede yanlış yapıldı, nerede yanlış yaptık. Zaten bunu diyenler de var aslında iktidar partisinin içinde olup, evet israf bizim için çok önemli bir sorundu, ne yazık ki çok israf ettik diyenler de var. Bakın bu bahsettiğim konu siz değerli basın mensuplarını da ilgilendiriyor. Sizin ailelerinizi de ilgilendiriyor. Yani 16 milyon insanın her kişisini tek tek ilgilendiriyor. Ya bizim derdimiz bu ülkenin kaynaklarını doğru harcamak. Biz hazır kaynaklar üreten bir topluluk değil,
dişiyle tırnağıyla borçlanarak ve birçok kaynağı olmayan, yeraltı kaynağı olmayan bir ülkeyiz. Böyle bir ülkede tasarruf, yani tasarruf bir kamu yönetiminin vazgeçilmez birinci şartı olmalıdır. İsraf haramdır arkadaşlar. İsraf haramdır. Dolayısıyla biz israfı engelleme konusunda kararlı olacağımız. Bakın, üç kelime söylemiştim kampanya döneminde. İsrafı engelleyeceğiz. Tasarruf bizim ekonomi yönetimimizde karakterimiz olacak. Seferberlik bu dönemin ruhu açısından, çalışma anlayışımız açısından karakterimizi temsil edecek. Bu kadar basit. İsrafı engelle, tasarrufu öncele, seferberlik iş yapma konusunda karakterin olsun. Bizim karakterimiz bu. Kimin ne söylediği, bizimle bir iktidar yarışına girmesi ya da koltuğa meraklı olması, polemik üretmesi hiç umurumda değil. Sinek vızıltısı. Başka sorusu olan? Buyurun. Yani sayı tabii insanların merakı, ben anlıyorum. Tabii benim baktığım pencere şu. Orada sayıdan önce gerçekten her şeyin ötesinde oradaki görüntü hepimizin canını sıkıyor. Benim de canımı sıkıyor. Ben bu kadar olur mu olmaz mı? Tabii ki bir söylenti var. Tabii ki uzaktan tespitlerimiz vardı. Değerli arkadaşlar, dediğim gibi 1300'e yakın aracın ki şu anda mevcutta orada bulunan araçların dışında, özellikle söylediğim gibi o dönemde Haziran döneminde teslim edilmiş ki bunların tutanakları, belgeleri elimizde var. 1300'e yakın aracın bu kurumda fazladan araç olduğunu, farklı yerlerde, farklı noktalarda kişilere, kurumlara tahsis edildiğini, biz bu detaya girmeyeceğiz şimdilik. Yani dolayısıyla biz toplamda 1300 aracın ne yazık ki fazlalık olarak kullanıldığını ve bu araçların da yaklaşık olarak 600'e yakını orada sergilenmiş olacak. 700'den biraz fazla, pardon. Yani ben de çünkü günlük sayı değişiyor. 700'ün üstünde bir sayıyla orada sergilendiğini belirtmek istiyorum. Ama toplamda 1300'e yakın aracın iade edilmiş olacağını vatandaşlarımıza Haziran dönemi dahil, Mayıs ayının ortalarından itibaren duyurmuş olalım. 700'e yakın aracı da orada görmüş olalım. Bir de en üzüldüğüm taraf, yani 700 aracı israf olarak görmeyen bazı gazeteciler veya işte bazı siyasiler, yani üzüntü verici. Ne olacaktı yani? 7000 mi olacaktı mesela? Ne tatmin edecekti yani? Şu marka değil de bu marka mı olacaktı? Bizim bahsettiğimiz şey israf. İsraf. O bakımdan o civarda araç orada olacak. Yani sondan başlayayım. Tabii yurt dışından gelen tepkiler bizi iç işlerimizle ilgili süreçte çok ilgilendirmiyor ilk etapta. İlk etapta bizim vicdanımız, bizim aklımız, ülkenin vicdanı bu sorunları çözer, çözecektir de aynen 23 Haziran'da çözdüğü gibi. Yani biz dünyaya örnek işler yapıyoruz. Demokrasinin gücünü ortaya koyarken bu milletin vicdanı ve derinliği bambaşkadır. Bu topraklar binlerce yıllık, sadece 300-500 yıllık değil bakın, binlerce yıllık vicdanı taşımaktadır. Demokrasi adına da öncü işler yapıyoruz. Tüm bu sorgulamalar da aslında yenilenmenin, yeni demokrasi anlayışının olgunlaşması adına yapılan hamlelerdir. Ve evet, bu tepkiler olacak, buna alışmak istemeyenler olacak ama biz alıştıracağız. O bakımdan biz kendi işimize bakıyoruz. Kararlılığımız demokrasi adına, üretmek adına, insanların, gençlerin hayatını kolaylaştırmak adına, çocukların geleceğe daha umutla bakmasını sağlamak adına yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin endişesi olmasın. Evet, arızalar olacak, sıkıntılar olacak ama hep birlikte bu arızaları, bu sıkıntıları gidereceğiz. İSMEK konusunda şunu söyleyeyim. Birileri niye sıkıntı çekiyor ya da niye bu işi köpürtüyor, iyi anlıyorum. Bunu daha iyi anlamak isteyenler İSMEK'in kime ihale edildiğini,
nasıl bir sistemle yönetildiğini, aslında İSMEK'in kurum dışında bir düzenle, bir akılla nasıl zaptırapt altına alındığını, topluma hizmetten ziyade orada başka akılla sürdürülen bir takım işlemler yapıldığını görürler. Maddi, manevi. Bunları sorgulayacağız. Ben İSMEK'lere giren çıkan bir belediye başkanıyım. Her ne kadar bazen girmemem için kapılar kapatılsaydı, yani benim belediye başkanlığım, Beylikdüzü Belediye Başkanlığım döneminde. Yani bu kadar aslında kapalı kapılar arkasında kalmayı ve orada bir takım düzenlemelerle süreç yönetmeyi öncelemiş bir kurum haline gelmiştir İSMEK. Biz ne yapıyoruz? Tam tersine onların dediği gibi İSMEK'i kapatma falan asla. İSMEK'i kuran akıl biziz. Yani İSMEK bu dönemin eseri değil. İSMEK'i daha da çok güçlendireceğiz. 9 Eylül itibariyle İSMEK'te de kayıtlarımız başlıyor. Bakın İSMEK'in hizmet verdiği yapıların ne yazık ki sadece 20'si depreme dayanıklı ve öğrenci alabilir pozisyondaydı. Diğerlerinin hiçbiri bu vasfa sahip değil. O bina bu bina. Şimdi tümünü değiştirerek yeni binalarda daha temiz, daha titiz, daha bu çağa uygun, hem mesleki hem becerilere uygun hem de taleplere, dilden tutun farklı dillerden bu toplumun farklı dillerine varıncaya kadar kültürleri besleyen, becerileri besleyen yüz binlerce insanımıza İSMEK'te hizmet edeceğiz. Bu da bir polemik. İSMEK İmamoğlu kapatıyor. Ya kapatacaksak deriz biz kapatıyoruz diye. Kimseden esirgemeyiz. Biz güçlendireceğiz. Daha güçlü, daha eğitici, daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mekanizması haline gelmiş, toplumla iç içe kendini geliştiren ve yenileyen. Bakın burada özellikle topluma sorarak, ihtiyaçları belirleyerek, onların ne istediklerini anlayarak onlara da hizmet üreten bir dönemi başlatacağız İSMEK'te. Tam tersine. Şu anda arkadaşlarım tümüyle bu süreci yönetiyor. Tabii ki bir geçiş döneminde şu sıkıntılar var. Mecburen bir dönem belki bir miktar ihaleyle başlanabilir. Ama biz açıkçası bunu daha kuruma ait hale getirmek istiyoruz. Çalışanların da mesela şöyle söyleyeyim, 12 aylık sözleşmesi olan bazı eğitimcilerin ne yazık ki 6 ay 7 ay hizmet verdiğini biliyoruz. Yani verimlilik de çok düşük. Biz tam tersine dedim ya, İSMEK'i daha da aktif hale getireceğiz. Tüm yıla yaygın eğitimleri başlatacağız. Dolayısıyla eğitimciler de 6-7 ay eğitim verip kenarda durmayacaklar. Eğitimi tüm yıla yaygın bir biçimde vermiş olacaklar. Elbette çalışan eğitimcilerimizi önceleyeceğiz, gözeteceğiz. Ama sözleşmeleri itibariyle mağdur edilen insanlar olmayacak eğitimciler. Yani tümüyle aslında yeni dönemde İSMEK hem kaliteli eğitim veren, hem çağdaş eğitim veren, hem toplumun ihtiyacına dönük eğitim veren, aynı zamanda eğitimcisini koruyan ve daha nitelikli bir müfredatla tüm yıla 12 aya yaygın bir eğitim sistemiyle İSMEK İstanbulluların hayatında var olmaya, nitelikli bir şekilde var olmaya devam edecek. Bizim hattımız var, şikayet hattımız var. Yani bir kere bizim şikayet hattımız gibi bunu yazan insanlara da ya şu hizmet aksadı, eksildi diye ihbarlar yağardı ve bunları yazarlardı. Şimdi ben bunu dedim ya, yarın yazarlar. Yani bugüne kadar mesela iki gündür yazmadılar ya, yarın yazarlar. Bak şu hizmet aksadı, bu hizmet aksadı diye. Yok öyle şey. Bunların tümü fazlalık araçlardır. Ve dediğim gibi zaten bir kısım yerlerde görevliyken zaten biz göreve gelir gelmez garajlara gelmişti bu araçların bir kısmı. Orada duruyorlardı. Başka yerlerde kullanıyorlardı. Büyükşehir Belediyesi'nin ve İstanbul halkının lehine olmayan yerlerde kullanıyorlardı. Kişisel ya da bazı kurumların lehine kullanılıyordu. Bütün bunlar tespitli. Ama dediğim gibi biz şu anda israfı engellemek için konuşuyoruz. Bu tarafına girmiyoruz. Birileri gibi ben polemiği meslek edinen birisi değilim. Oraya girmiyorum. Ama şunu yapıyoruz. Yani hizmetler aksamamıştır. Öyle bir şey yok. Bu tamamıyla bir uydurmadır. Ben bunu bile hani kendine mevzu edinen siyasilere diyorum ki bizim yaptığımız işten ya da belediye başkanlarına, siz de kendinize örnek alın, biz de israfı nasıl engelleriz diye düşünün.
böyle düşünün, böyle bakın bu olaya. Tümüyle bu araçlar fazlalık araçlardır. Burada bir kamu zararı gibi de konuşulan bazı hususlar var. Bu araçlar zaten ilgili kiralayan firmaya teslim edilecek. Buraya toplanması bir kamu zararı falan da değildir. Toplanmıştır. Buradan gelecek ilgili firma bu araçları teslim alıp kendi deposuna götürecek. Bu kadar basit. Ya yeni araç ihalesi olmaz mı? Tabii ki açılacak ama yeni araç ihalesi göreceksiniz. Toplam araç sayımızdan bu kadar aracın düşüldüğü şekliyle çıkılacak. Yani biz israfı engelledik, bunu gösterdik. Hadi o kadar, öyle bir şey yok. O başka bir akıl. Biz o akıldan anlamayız. Biz burada gördüğünüz araç, hatta bunun da üstüne çıkarak, yani daha fazla aracı belki eksilterek, ihtiyaç olunan aracı net tespit ederek bir ihale şartnamesi, yani tabii ki ihaleye çıkacağız. Bizim aracımız yok, bizim araçlarımızın büyük bir kısmı kiralık. Ama ihtiyaca dönük araç kiralama ihalesine çıkacağız 2020 yılı için. Bu doğal bir süreç. Buradan politika üretilmez. Tümüyle zaten açıkladığımız şeyler vardı. Yani bu aslında bizim yol haritamızın ana felsefesi. Şu anda en güncel konu ne? En güncel konu ne yazık ki fakirlik. Ne yazık ki kent yoksulluğu. Dolayısıyla biz sosyal politikalarımızı özellikle geçim sıkıntısı çeken ailelerimize ve özellikle açlık sınırı altında geliri olan ailelerimize yardım konusunda uzman arkadaşlarımızla hem sistemi analiz eden hem de doğru tespit yapıp doğru insanlara yardımı ulaştıran bir dönemi başlatacağız. Bunu yapmak zorundayız. Elbette ki kreş imalatlarımız başlıyor. Ki hani şu anda yerlerimiz tabii biliyorum. Aynen öyle biliyorum. Ve o, biliyorum ki yüz binlerce kadın anne bunu bekliyor en başta. Kreş imalatlarımızı başlatıyoruz. Elbette bu israfla hayatın önceliklerine, yani çocuğa, yani kadına, yani çevreye, yani yoksulluğu engellemeye dönük işlere ayıracağız. Yani biz kaynaklarımızı zaten onun için iyi kullanma konusunda, doğru yönlendirme konusunda, bugünün önceliği neyse ona dönük harcama yapma konusunda çok titiz davranacağız. Yani bazı işler var, yapılmış ama yanlış yapılmış. O yanlış yapılan işler, daha doğru işler yapılsaydı bugün yarın bazı yapıları, binaları gezeceğim ben. Yani bazı yapıların yerine doğru işler yapılsaydı gerçekten çok daha farklı eserler bu İstanbul'da çıkardı. İstanbul'un kaynakları iyi yönetildiği takdirde Türkiye'nin işini kolaylaştırır. Sadece İstanbul halkının değil bakın. Türkiye'nin işini kolaylaştırır. Bu kadar net. Bakın bu bir sergileme değil. Yani yapmak istediğimiz bu değil. Ama israfı topluma gerektiği noktalarda göstermek ve açıklamak bir kamu yönetimi bilinci oluşturmasına da öncülük edecek bir tavır. Yani biz burada bunları üzülerek yapıyoruz, onu söyleyeyim. Sevinerek değil, yani yüzümüz gülmüyor. Yüzümüz asılıyor. Suratımız böyle moralimiz bozuk şekilde dönüşüyor. Çünkü bu paralar bizim paralarımız. Dolayısıyla mesela yine çok basit bir örnek gibi gelecek. Bizim kıyafetle ilgili ihalemizde arkadaşlarım bunu kısmen açıkladılar. Aynı sayıda değil bakın, daha yüksek iş elbisesi alımında, daha yüksek sayıda almamıza rağmen, bir yıl sonra almamıza rağmen, yani Türkiye'deki fiyat artışları, özellikle tekstildeki fiyat artışlarına rağmen %50 tasarruflu olur mu? Yani 10 lira yerine 5 lira ödedik. Açık net. Geçen sene alınan. Bu sadece bir birimin yaptığı alışveriş. Toplamda mesela o alanda arkadaşlarımın bana öncü verdiği rakam, yılda 30-35 milyon lira civarında bir avantaj elde edeceklerine dair. O detayları açıklayacağız. Şimdi şöyle bir milat verdim arkadaşlarıma. Dedim ki arkadaşlar, 31-12 itibariyle yaklaşık olarak 6 aylık bir dönemi tamamlamış olacağız. 6 ayın sonunda topluma önce biz şunu göstereceğiz. Ne kadar tasarruf yaptık? Biz hangi işleri önceledik, hangi işlere başladık? Yani bir nevi aslında neyi geri çektik ve elde ettiğimiz kaynağı nereye harcadık, bunu göstereceğiz. Dolayısıyla 31-12 bizim bu bahsettiğiniz süreçlere dayalı olarak
somut açıklamaları yaparak gerekiyorsa o dediğiniz ince noktaları, yani aynı kurumlar mesela bütün taşıt ihaleleri niye tek bir firmaya gitmiş mesela, hani gibi bütün bu kavramlarla toplumu aydınlatacağız. Ve bakın, ihale sürecinde bir devrime hazırlanıyoruz. İhale süreci topluma açık, şeffaf, hani açık ihale düzenine dönecek. Çağrıyla bir firmanın, iki firmanın katıldığı ihalelerden değil, marifetiyle en ucuza, en kaliteli işi yapan firmalara işlerin verildiği bir ihale sürecini başlatacağız. Bugünün teknolojisinde bir işe talip olan bir yatırımcı, girişimci, Türkiye'nin neresinde olursa olsun analiz edebilecek, fiyatlara bakabilecek, en uygun fiyatı vermek için çaba gösterecek. Bakın, burada kim kazanacak? Toplum kazanacak. Aynı zamanda iş dünyası kazanacak. Birkaç kişi, yani şu elin parmakları kazanmayacak. Şimdi tabii kampanya 7 ay sürünce bir sözün ne zaman söylendiği ya da ne zaman bu işin dile getirildiğini insanlar ıskalıyor. Ben ilk yola çıktığımda bu lafı söyledim, Aralık ayı. Ben Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına işini yapıyorsa, ahlaklıysa, bankamatik çalışanı değilse dokunmayacağım dedim. Ama seçime bir gün kala, 10 gün kala, 20 gün kala işe alınmışsa, iki seçim arasında bakın ben 18 gün görev yaptım. 18 gün. Bir kişiyi bile işe almadım orada. 18 gün. Talimat verip işe aldırabilirdim. 10 kişi, 100 kişi, 200 kişi. İhtiyacım da olan insanlar olmasına rağmen birçok arkadaşım bana gönüllü destek verdi. 18 gün. Ama onlar, yani yanlış söyledim galiba, 18 gün görev yaptık, pardon, 18 gün. Yani 6 Mayıs'la 23 Haziran arasında bu kadar insan niye işe alınır? Seçim yatırımı mı bu? Burası seçim yatırım yeri mi? Dolayısıyla kimin olduğuna bakmayız biz. Yani kim olduğuna bakamayız. Öyle bir şansımız yok. Bakın, biz işe alımlar konusunda da topluma adalet vaat ediyoruz. Yani biz diyoruz ki bir bilgi bankamız olacak. Arkadaşlarım bunu tanıtımını yapacaklar. Yani bir kariyer nasıl yönetilir? Bu kurumda toplumdan iş insan gücü nasıl tespit edilir, alınır noktasında bir çalışma yürütüyoruz. Burada da şeffaflığı başlatacağız. Bir genç diyor ki bana, başkanım diyor, ben çalışırsam olacak mı? Çaba gösterirsem, bu ne kadar kötü bir soru biliyor musunuz? Yani bir insan ahbap çavuş ilişkisi de değil, çalışırsam başarabilirim. Ben İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nde iyi bir eğitim, iyi bir uzmanlık, iyi bir çalışma döneminden sonra işebilirim inancı, bir toplumun adaleti olan inancını nasıl besliyor? Bunu tahmin bile edemezsiniz. O bakımdan biz bu alanda da bir şeffaflık vaat ediyoruz. Orada duran arkadaşlarımıza da aynı şeyi söyledim. Yeni başvurunuzu yapın, değerlendireceğiz. Nasıl işe girdin? AK Parti'de bir yakınım vardı, beni aradı, dedi ki işte seni işe sokalım. Veya işte bilmem kim şunu dedi, bilmem. Böyle olmaz bu iş. Olmayacak da, göreceksiniz. Göreceksiniz. Bir düzelme dönemi, bir değişim dönemi. Bu XYZ partisi için de söylemiyorum, bakın. Bizim İstanbul'da yapacağımız her hamle Türkiye için örnek bir hamle olmak zorunda. Bu ülkenin lokomotif şehri İstanbul'dur. İnsanların umudunu kıran değil, umudunu yükselten iş alım süreçleri. Ha, tabii ki siyasiler bunu malzeme olarak kullanacak. Ben o siyasilerin birçoğunu tanıyorum. Milletvekilliği yapmış ya da hala milletvekilliği yapan ya da bakanlık yapmış insanların geçmişlerini de biliyorum. Nasıl acımasız olduklarını ben çok iyi biliyorum. İsim söylemeyeceğim. Ben 10 yıldır bu alanı biliyorum. Ondan önce de iş insanı olarak bu alanı biliyorum. Kimin nasıl vicdansız davrandığını ben çok iyi biliyorum. Nasıl sadece tek bir yöne hizmet ettiklerini de ben diyorum, böyle kucaklayacağız. Herkes yetenekleriyle, birikimleriyle. Onun için bana sakın vicdanı ve aklı öğretmeye kalkmasınlar. Ben ne diyorum? Eş, dost, akraba, damat, kız, gelin, o iş yok artık diyorum. Oraya gelip destek verenlerin yakınları nerede çalışıyor baksınlar. Çok zorlanmazlar. Soyadlarını girsinler, görürler. O bakımdan kimse bana adaleti ve vicdanı öğretmeye kalkmasın. Hele hele oraya gelenler. Rahatsız etti ama hiç dokunmadı. Niye biliyor musunuz? Yani orada gelen arkadaşlara bir laf bile etsem
50 bin tane yorum yapacaklarını biliyorum. Onun için umursamadım. Bu tabii o arkadaşlarımıza da ders olabilir, düşünebilirler. Bir daha geldiklerinde kendilerine çeki düzen verebilirler diye düşünüyorum. Ya ben bu işlere takan ya da bu işleri sorun yapan bir insan değilim. Bir yönetici olarak hiç kimseye fırça atan değil, insanlara yol gösterici olmaya çalışan bir yapım var. Fırça atan, topluma fırça atarak, parmak göstererek, ha bak şöyle yaparsam böyle yaparım ha diyerek yetkisini toplumu cezalandırmaya dönük felsefe edinmiş insanların yolu benim yolum değil. Benim yolum gözlemek, izlemek, bakmak, tartmak, ölçmek, mümkünse yardımcı olmak, mümkünse yol gösterici olmak. Onun için sanırım bu tartışmalardan sonra o arkadaşlarım zaten oturuşlarına, kalkışlarına daha dikkat edeceklerdir.